Evet, değerli basın mensupları. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız bitti. Bugün vatandaşlarımıza ezen ekonomik krizi, iç ve dış siyasetteki son gelişmeleri Merkez Yönetim Kurulumuzda değerlendirdik. Gündemle ilgili değerlendirmelerimize geçmeden önce, bugün Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütünün saldırısında iki Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye gencecik ama çok da yürekli bir evladını Neslihan Tayı kaybetti. Neslihan amansız hastalıkla mücadelesiyle herkese örnek oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun diyoruz. Umarız kendileri sağlığına kısa sürede kavuşur. Değerli basın mensupları, iktidarın gündeminin başında vatandaşın vergileriyle karşılanan saray hayatının itibarı, ballı maaşlar, kıyak atamalar var. Geçtiğimiz haftada bir eski bakan Egemen Bağış Çekya Büyükelçiliğine atandı. Bakanlık dönemindeki icraatlarından çok bakara makara diyerek dinimizle ve milletin değerleriyle dalga geçmesiyle ve henüz daha hesabını vermediği rüşvet iddialarıyla tanıdığımız Bağış, Cumhurbaşkanlığının koltuğunda oturan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tarafından ülkemizi temsil etmeye layık bulundu. Ne diyelim? Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Bu atamanın anlamı açıktır. Ne yapmış olursan ol, aklanmış olmana gerek yok. Saray sosyetesinden sen, kimse sana dokunamaz. Yasa, kanun, hukuk sana işlemez. Bir başka atamada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi'nin genel müdürlüğüne yapıldı. Önceki genel müdür malum döneminde Çorlu'dan Ankara'ya pek çok ölümlü tren kazası yaşandı. Yeni genel müdür de Ankara'daki hızlı tren faciası ile ilgili davada bilirkişi tarafından kusurlu bulunan dönemin genel müdür yardımcısı. Değerli basın mensupları, sarayın layık olana değil biat edene koltuk paylaştırmak, vatandaşları zam ve vergilerle ezdirirken yandaşlarına dolarlarla, avrolarla garanti ettiği rantları dağıtmak, Büyük Orta Doğu projesine eş başkan olup memleketin küçülmesine göz yummak, ekonomiyi sıcak para baronlarına teslim edip borca batırmak, Cumhuriyet hükümetlerinin eserlerini yabancılara pazarlamak, bunlardan elde edilen paraları yandaşa peşkeş çekip üretim yerine betona yatırmak, sıkışınca da borç aldıklarından emir almak, milli savunma sanayimizin göz bebeği fabrikayı ve milli tank projesini Katar ordusuna peşkeş çekmek, bir de üstüne satmadık 25 yıllığına kiraladık diye mugalata yapmak, yandaş enerji ve inşaat şirketlerinin milyarlık banka borçlarını milletin sırtına yıkarken çeki senedi dönen vatandaşları hapislere tıkmak, önce Emevi Camii'nde namaz kılma hayaliyle emperyal güçlerin Suriye'yi darmadağın etmesine yardım etmek, sonra Suriyeliler için sınırda bahçeli evler yaptırarak yandaşlarına yeni rantlar sağlamaya çalışmak, kendini uyaran muhalefete kara çalmak gibi pek çok önemli gündem maddesi arasında vatandaşın sesini duyacak, milletin derdine derman olacak vakti pek yok. Ama vatandaşlarımızın gündeminde çok başka sorunlar var. TÜİK'in 2018 yılına ait gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında 80 milyonluk ülkemizde 53 milyon yurttaşımız konut masraflarını, 48 milyon vatandaşımız borçlarını ödemekte zorlanıyor. 26 milyon yurttaşımız 2 günde bir masasına bir kap et yemeğini koyamıyor. 24 milyon vatandaşımız ucu ucuna geçiniyor. Beklenmedik bir masraf çıkarsa o masrafın üstesinden gelemiyor. 11 milyon vatandaşımız soğuk kış günlerinde evini ısıtmakta zorlanıyor. Yapılan son zamlarla benzin fiyatı 7 lirayı geçiyor. Mazotun litresi de 6,5 liranın üstüne çıktı. Vatandaş otomobilinin deposunu doldurmak için bugün sene başına göre 75 lira daha fazla ödemek zorunda. Buğdayın erken ekim dönemi geliyor. Tarlada traktörler çalışacak.
Çiftçimiz traktörünün deposunu doldurmak için sene başına göre 100 lira daha fazla ödemek zorunda. Deponun yarısı sizden, yarısı bizden diyorlardı. Bu yeni fiyatlarla çiftçiye, çiftçi sizin hala sözünüzü tutmanızı bekliyor. İthalatla köşeye sıkıştırılan, ürün fiyatı ile girdi fiyatı arasında ezilen, borcunu ödemekte zorlanan çiftçilerimiz ekim gübresini atamaz, traktörünün deposunu dolduramaz hale geldi. Nasıl üretim yapacağız? Bu durumda vatandaşın sofrasına koyacağı yiyeceklerin fiyatı nasıl artmadan duracak? Ama sarayın bunlar umurunda bile değil. Onlar yüzen, uçan, gezen saraylarında millete ne anlatsak inanır zannediyorlar. Ekonomide pembe masallar anlatıyorlar. Yetmeyince bugüne kadar yaptıkları her hatanın sorumluluğunu dış güçlere yıkıyorlar. O da yetmiyor. Kendilerini eleştiren, gerçekleri anlatan basını, muhalefeti, vatandaşı tehdit ediyor. Yandaş mahkemeleri de cezalandırmaya kalkıyorlar. Geçtiğimiz haftada önemli bir dava vardı. 2018 yılının Ağustos ayında ekonomik kriz hakkında iki gazetecinin yaptığı haber BDDK tarafından yargıya taşınmıştı. Sadece bu iki gazeteci değil, habere sosyal medyadan yorum yapan ekonomistler ve vatandaşlar da dahil tam 38 kişi bu davada yargılanıyor. Dava dosyasına göre ekonomiye sıcak para bağımlısı haline getirenlerin Türkiye'nin dış borcunu 17 yılda 3,5 kat arttırıp ülkemizi dolar kolik yapanların, ekonomimizi ABD Başkanı'nın sosyal medyadan attığı bir tweetle alt üst edebilecek kadar zayıf düşürenlerin hiçbir sorumluluğu yok. Geçen yılın Ağustos ayında ekonomimize saldırıyorlar, dolar kurşunu atıyorlar, bize ekonomik savaş ilan ettiler deyip vatandaşın panik içinde bankalara koşturmasına neden olanların da hiçbir suçu yok. Ülkeyi ve ekonomiyi yönetemeyenlerin hiç günahı yok. Ama bunu haber yapanlar, bu habere yorum yapanlar hakim karşısında. Bu öyle basit bir dava değildir değerli basın mensupları. Bu dava aynen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun davasında olduğu gibi basına ve muhalif vatandaşlara gözdağı vermeye dönük bir davadır. Bu davayla ülkeyi yönetenlerin sorumluluklarının üzerine bir şal örtülmeye, gizlenmeye, bu şalın altında sorumluluklar gizlenmeye çalışılmaktadır. Bu dava ülkemizde haberciliğin, vatandaşların haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ucube tek adam rejiminde ne hale geldiğini de ortaya koymaktadır. Gazetecilere, sosyal medyada yorum yapanlara karşı bu kadar hassas olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, daha birkaç gün önce bankalara inşaat ve enerji sektörlerinde batan 46 milyar liralık kredinin sene sonuna kadar zarar yazılmasının talimatını verdi. Bu batıklar 2018 yılından beri konuşuluyor değerli basın mensupları. Adama sormazlar mı? Bankalar bu batık kredilerle ilgili seçim öncesinde neden gereğini yapmadı? Siz neden bunu takip etmediniz? Çok açık söyleyeyim. İnsanın aklına şu geliyor. Acaba BDDK seçim öncesinde bu batıkları görmeme talimatı mı aldı? Şimdi soruyorum. Bu batık kredilerin ortaya çıkarttığı bir zarar var. Şu anda 46 milyar. Ama bunun meclisteki tartışmalarda sorunlu kredilerin 400 milyara kadar çıktığı söylenmişti. Demek ki bu işin daha başındayız. Bu zarar kimin üstüne yıkılacak? Bu zararı kim ödeyecek? Bu karar tüy bitmedik yetimin hakkının yandaşlara ve bankalara yedirilmesinin altyapısını hazırlıyor. Habercileri ve vatandaşları mahkemeye vermekle meşgul olan Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, anlaşılan gerçek işi olan bankalar hakkında yapılması gerekenlere seçim öncesinde vakit ayıramamış. Yine geçtiğimiz hafta Yargıtay 16. Ceza Dairesi Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışanlar için verilen cezanın hak ihlali olduğuna dair kararının gerekçesini açıkladı.
Yargıtay bu kararında şöyle diyor. Basının görevi denetlemek, eleştirmektir diyor. Bunun ifade özgürlüğünün devamı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla muhalefet etmek yardım ve yataklık için delil sayılmaz diyor. Yine bir partinin genel başkanı tahliye edilmesi gerekirken saray bırakmayız deyince tekrar tutuklanıyor. Saray emrediyor, yargı karar veriyor. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı manzarası bu. Değerli basın mensupları, üst üste gelen hukuk faciaları, ucube rejimin basın ve ifade özgürlüğü nasıl yok ettiğini gösteren bu yargı süreçleri kamuoyuna yansırken, HSK üyeleri yürütmenin başında olan bir parti genel başkanı tarafından atanırken, saray yargı reformuna ilişkin bir paket hazırlamış, bir taslak hazırlamış. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubumuza bu taslak iletilmiş. Ama gerçekten ülkede yaşananlar karşısında yargı reformu girişiminin samimiyetini sorgulamadan geçemiyoruz. Değerli basın mensupları, hafta içinde kısa vadeli dış borç verileri açıklandı. Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu bu yılın başından itibaren 9 milyar dolar artarak Temmuz ayında 126 milyar dolara ulaşmış. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde her 100 dolarlık kısa vadeli dış borcumuza karşılık kasada 163 dolar döviz devralmıştı. 163 dolar her 100 dolarlık kısa vadeli borca karşılık kasada 163 dolar vardı. Altın rezervlerini bunun üstüne koyarsak kasadaki döviz ve altın tutarı 169 dolara ulaşıyor. Her 100 dolarlık kısa vadeli borç karşısındaki. Bu yılın Temmuz ayında. Her 100 dolarlık kısa vadeli dış borcumuza karşılık kasada kalan para 60 dolar. Buna bir de altın rezervini katarsak 78 dolar ediyor. Yani önümüzdeki bir yılda bu borçları geri ödeyecek parayı bulamazsak kasamız bu borçları karşılamaya yetmiyor. Nereden nereye, değil mi? Türkiye'nin toplam dış borcunun milli gelire oranı da 2019 yılının ilk 3 ayı itibariyle ilk kez %60'ın üzerine çıkmış. Bu daha önceki kriz dönemlerini bir kenara bırakın, 1989 yılıyla başlayan mevcut seride görülmemiş bir seviye. Bir rekor. Ama kötü bir rekor. Bir şey gösteriyor. Ülke borca batmış, borç gırtlağı aşmış. Tabii bu kadar borcu elin oğlu boşuna vermiyor. Bu parayı veriyor, faiziyle birlikte de geri istiyor. Bu yılın ilk 8 ayına ait bütçe verilerine baktığımızda, bütçeden yapılan faiz ödemelerinin 12,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. AK Parti döneminin tamamında, yani 2003'ten bu yana bütçeden yapılan faiz ödemeleri 470 milyar dolar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi her gün 77 milyon doları vatandaşımızın cebinden almış vergiyle, faiz lobilerinin cebine koymuş. Sonra da bağırıyorlar meydanlarda. Aslında biz faize karşıyız. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Diyorlar ki borç yiğidin kamçısıdır, bir şekilde ödenir. Evet, ödenir. Fakat ödeyecek geliri elde edecek üretimi yapabiliyorsanız ödenir. Aldığınız borçları alışveriş merkezlerine, betona, inşaata yatırdıysanız üretim yapamazsınız. Bunu nereye ödeyeceksiniz? Paranız olmaz. Nasıl ödeyeceksiniz? Türkiye'nin dış borçları hızla artıyor. Geliri de 2013 yılından beri hızla düşüyor. Bakın, üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Türkiye ile ilgili tahminlerini yenilemiş. 2019'da Türkiye ekonomisinin %0,3 daralacağını, 2020'de de %1,6 büyüyeceğini öngörmüş.
Şimdi tabii buna diyebilirsiniz ki ya bir önceki tahminine göre durum çok daha iyi. Ama OECD'nin iyimserleştiği denen tahminleriyle dahi hesaplasak, Türkiye'nin 2018, 2019, 2020'yi kapsayan 3 yıllık dönemde büyümesi %2'nin altına düşüyor. Yani bu 3 yıl tamamen kayıp. Daha açık söylemek gerekirse, yönetilmeyen, savrulan ülkemizde 2018, 2020, 2020 dönemi kayıp. Değerli basın mensupları, işte böyle bir yönetime tabii kimse güvenmiyor. Güven olmayınca yatırım, yatırım olmayınca iş, iş olmayınca da aş olmuyor. Güven sadece üretimi ve yatırımı değil, tüketimi de etkiliyor. Acaba yarın ne olacak endişesi duyan vatandaşlar da tüketimlerini kısıyor. Sadece üreticinin değil, tüketicinin de ekonomiye güveninin kalmadığını artık makyajlı TÜİK'in verileri bile gizleyemiyor. Tüketici güven endeksi 2004 yılından bu yana en düşük seviyesine, Eylül ayları itibariyle en düşük seviyesine bu Eylül ayında geldi. Ama güven dibe vururken saray ve damadı dengelendik, şahlandık, şahlanıyoruz deyip duruyor. Ama açık söyleyeyim öyle görünüyor ki bu boş laflar, bu pembe hayaller, hikayeler, masallar milletimizi bir türlü ikna edemiyor. Damadın arkadaşının başında olduğu TÜİK ne söylerse söylesin vatandaş cebindeki paranın pul olduğunu artık görüyor. Pazardaki, marketteki yangını yaşıyor. Aspirin, pansuman, TÜİK makyajları, pembe masallar tüketicinin moralini düzeltmeye yetmiyor. Değerli basın mensupları, iktidar ekonominin durduğu bu nedenle ithalatın düştüğü bir ortamda cari denge fazla veriyor diyor. Bununla da övünüyor. Bu aslında şuna benziyor. Son nefesini vermek üzere olan aslanın başında çok şükür tansiyonu düştü diyen acemi doktorun işine benziyor. Duran ekonomide bir başka şey daha oluyor. Vergi toplayamıyorsunuz. Vergi toplayamadığınız zaman belki cari açık görüntüde düzelmiş oluyor ama bütçe dengeleri hızla bozuluyor. Sigara başta olmak üzere maktu vergilerin olağanüstü arttığı Ağustos ayında vergi gelirindeki artış %9,3'te kalmış. Kimse vergi ödeyemiyor. Buna karşın bütçenin faiz dışı harcamaları geçen yılın aynı ayına göre %22 artmış. Şimdi bu gidiş sürdürülebilir mi? Mümkün değil. Bu yılı Merkez Bankası'nın 34 milyar liralık kar payını erkenden alarak 41 milyarlık ihtiyat akçesini, kefen parasını da bütçeye aktarıp harcayarak geçirdiler diyelim. Bundan sonra ne yapacaksınız sorusunun cevabı ortada yok. Hazine program tanımlı faiz dışı denge açıklıyor. Buna göre bu bütçe ya bu tanımların içinde bir defalık gelirler yok. Sadece o yıla mahsus olarak elde edilen daha sonraki yıllarda elde edilemeyecek gelirler yok. Böyle bakıldığında bütçe açığı yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %221 artmış. Yani 3'e katlanmış. 96 milyar lira olmuş. İşte uğraşmamız gereken gerçek açık bu. Çünkü seneye bu açıkla gireceğiz. Bir defalık gelirleri çıkarttığımız zaman. Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferlerdeki artış artık dikkat çekmeye başlıyor. Bu yıl Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan devlet katkısı geçen yılın aynı dönemine göre %44 artmış. Battı, bitti, iflas etti dedikleri Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde SSK'nın açığı yıllık ortalama 1,8 milyar dolar. Sosyal Güvenlik Kurumlarının toplam yıllık ortalama açığı ise bu dönemde 3,2 milyar dolar. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra yani 2003-2018 arasında
sosyal güvenlik kurumlarının açığı yıllık ortalama 11,4 milyar dolar. Üstelik bu dönemde emeklilik yaşı uzatılmış. Sisteme devlet prim katkısı getirilmiş. Prim ödeme gün sayıları arttırılmış. Emekli maaş bağlama oranları düşürülmüş. Buna rağmen açıklar artmış. Demografik fırsat penceresinin açık olduğu bir dönem. Yani sosyal güvenlik primi ödeyebilecek yaştaki nüfusun emekli maaşı ya da sosyal destek verilecek nüfustan daha hızlı arttığı bir dönem. Böyle bir dönemde sosyal güvenlik açıklarının hele bir de üstüne bu kadar tedbir alıyorsanız artmaması lazım. Ne yapıyorlar? Anlamak mümkün değil. Tabii burada bir başka önemli husus var. Demografik fırsat penceresi dediğiniz zaman gence iş bulmaktan bahsediyoruz. Gence iş bulursanız demografik fırsat penceresinden yararlanırsınız. Ama başımızda genç işsizlere iş bulmayı kendine dert etmeyen bir yönetim var. Dolayısıyla bu hesabın içinden bu yönetimle çıkmak mümkün değil. Tekrar ediyorum, kızıyorlar ama ülke yönetilmiyor, savruluyor. Değerli basın mensupları, işte ülkeyi yönetenlerin bunlara kafa yormasını bekliyoruz. Ama onlar gizli saklı hesaplarla tank falet fabrikasını, o fabrikanın bilgi birikimini, Türk mühendislerinin yaptığı Altay tankının prototipini yandaşlarına ve onların ortağı Katar ordusuna peşkeş çekmenin peşindeler. Sonra da biz aslında fabrika binasını satmadık. 25 yıllığına kiraladık, 50 milyon dolar da yatırım yaptırıyoruz diyorlar. Binayı satsanız ne olur, kiralasanız ne olur? Kanunda bunun adı bal gibi özelleştirme. Savunma sanayini hülleyle başka bir orduya devrediyorsun. Bunu yapan dünyada başka bir ülke yok. Benim mühendislerin ürettiği tank modelini benim işçimle üretip bana satacaklar. E bundan kim kazanacak? Yandaş iş adamı ve Katar ordusu. Kaç paraya verildi? Alım garantisi verildi mi? Bu soruların cevabı ortada yok. Değerli basın mensupları, burada ciddi hukuksuzlukların olduğu ve yapılanın mevzuata uymadığı konusunda çok ciddi iddialar var. Bu iddialar üzerinden grup başkan vekilimiz ve Sakarya milletvekilimiz Engin Özkoç dava açacak. Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na sesleniyorum. O kararı açıkla diyen ana muhalefet partisinin genel başkanına, genel başkanımıza hakaret etmeyi bırakın. Bu soruyu soran gazetecileri azarlamayı bırakın. Millete kalkın, bu büyük peşkesin hesabını verin. Değerli basın mensupları, AK Parti Genel Başkanı'nın hafta sonunda yaptığı bazı açıklamalar yine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketinden önce Erdoğan parlamentoya kadar sızan katillerden söz etti. Bu son derece vahim bir ifade. Gazi meclisle katil sözcüğünü bir araya getirmek. Bu eğer ciddi bir iletişim kazası değilse bu ucube sistemde yürütmenin başına oturan zat yasamayı itibarsızlaştırmaya çalışıyor demektir. Katil milletvekili seçilemez. Seçildikten sonra adam öldüren de milletvekilliği sıfatını yitirir. Bu dille ülkemizde demokrasinin ve hukuk devletinin sonunun nereye gideceği de bilinmez. Meclis Başkanı Gazi Meclisimizin itibarına kasteden bu söyleme karşı gerekli tavrı almalı ve bununla ilgili gerekli uyarıyı ilgili makama yapmalıdır. Erdoğan bu sözleri söylerken 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanları seçimi öncesinde terör örgütünün başına ait mektubu okuyarak gündeme gelen akademisyen bu hafta sonu vermiş olduğu bir röportajda bazı açıklamalarda bulundu. Diyor ki bu akademisyen, ben bu mektubu devletsiz nasıl açıklardım? Beni İmralı'ya götüren irade bu açıklamayı yapmamı istedi.
Ben de buna uydum, bir ahlaksızlık yapmadım diyor. Bu son derece önemlidir. Ve ülkemizi yönetenlerin seçim kazanmak için neler yapabileceğini ortaya koymaktadır. Tarafsız savcılar bunu ihbar kabul edip gerekli işlemleri başlatmalıdır. Son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın hafta sonu Teknofest'te yaptığı konuşmada bu toprakların atalarımızın büyük fedakarlıklarıyla bizlere vatan olduğunu söylemesinin gözlerimizi yaşarttığını söylemek isterim. Vatan toprağı kutsaldır. Bir karışı bile verilmez. Feda edilemez. Örneğin mayın temizleme gerekçesiyle İsrail veya başka bir ülkeye peşkeş çekilmeye kalkılmaz. Ana muhalefet partisi olarak o dönemde bu peşkeşin önüne geçmiştik Anayasa Mahkemesi'ne dava açarak. Vatan toprağı teröristlere bırakılıp atalarımızın türbeleri sırtlanıp kaçırılamaz. Ege'de adalar, kayalıklar Yunanistan'a sessiz sedasız terk edilemez. Seçim kazanmak için ülkeyi bölmek isteyen terörist başı dediklerinin mektuplarından, kardeşinin söylediklerinden medet umulmaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi isimleriniz ve kurumlarınızla birlikte sorularınızı alabilirim. Evet, buyurun. Selam. Peki, buyurun. IMF ile yaptığınız bir görüşme basına yansıdı ve biraz da özellikle iktidar kanadında ve IMF icra direktörü Raci Kaya tepkiyle de karşılandı. Gizli olması nedeniyle bu tepkiler ve eleştiriler yapılıyor. Ne dersiniz? Neden gizli görüşmeye ihtiyaç duydunuz? Daha resmi bir programla böyle bir görüşme yapılamaz mıydı? Bir de hani bu görüşme talebi nasıl oluştu? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere gizli saklı bir görüşme yapmadık. Ankara'da bilinen bir otelin lobisinde orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Yani bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Ha, Raci Bey'in haberi yoksa o onun kusuru. Uluslararası para, şimdi bu söylenenleri söylediklerine baktığım zaman yani olacak iş değil. Sanki Uluslararası Para Fonu'nu bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. Uluslararası Para Fonu'nu 4. madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet edilen Hazine ve Maliye Müsteşarlığı. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Değerli basın mensupları, 4. madde konsültasyonlarının öncelikli muhatabı ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisidir. Bu 4. madde konsültasyonlarında aynı zamanda Uluslararası Para Fonu yetkilileri bunların yanında iş dünyasıyla, akademisyenlerle, muhalefetle de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yapmıştır. Ekonomik gelişmeler hakkında ekonomi, akademi ve siyaset dünyasının fikirlerini almak isterler. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamlıdır. Kimse bu görüşmenin altında buzağı aramasın. Öküzün altında buzağı aramasın. İktidar partisi yetkilileri de bu işin üzerine mal bulmuş mağribi gibi saldırmasın, mahcup olurlar. Bizim bir gayemiz var. O da Türkiye IMF'ye muhtaç olmasın. IMF kapısına gitmesin. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri bu ülke krize girdiğinden beri genel başkanımız, biz üzerimize vazife olmadığı halde defalarca çözüm yollarını açıklıyoruz. Geçmişte bu işlerde tecrübesi olan kişiler olarak. Bilgimizi, birikimimizi bu ülkenin hizmetine sunuyoruz. Efendim orada ne konuşulmuş? Hiç merak etmeyin arkadaşlar, biz devletten geliyoruz. Başkaları gibi değiliz, biz devlet terbiyesi almışız. Size ne söylüyorsak onlara da onu söylüyoruz. Ne eksik ne fazla. Gizli saklı işler, gizli görüşmeler. Vallahi bizde gizli olan hiçbir şey yok. Ama
Karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını Kuveyt ordusuna peşkeş çekme var. Ondan sonra da şirket diyeceksiniz. Hangi şirket? Neyin şirketi bu? Şirkete diyor. Ne şirketi bu? Yandaşınla Kuveyt ordusunun birlikte kurduğu şirket. Bizde McKinsey ile kapalı kapılar ardında görüşmek, onlarla gizli kayyum anlaşması yapmak gibi hususlar olmaz. Arkadaşlar çok açık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman saydamlıktan, şeffaflıktan yana olmuştur. Hesap vermekten yana olmuştur. Tüm hattı hareketimiz de bu yol üzerinden gider. Evet. Buyurun Serap Hanım. Önce hanımlara söz verelim. Hanımefendilere. Evet. Sorum olacak bir tanesi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bir iddiası var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te Cumhurbaşkanlığında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak adaylık sözü verdiğine ilişkin bir iddiası var. Birinci sorum bu olacak. Doğru mudur? İkinci sorum da dün CHP Genel Merkezi'nde İzmir, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ Belediye Başkanları'nın olduğuna dair bir duyum var. Bu toplantının gerekçesi nedir? Açıklayabilir misiniz? Teşekkürler. Tabii. Önce birincisine cevap vereyim. Şimdi yani bunlar tam dereyi görmeden paçayı sıvamak demek. Biraz önce size ülkenin gündeminden bahsettim. İnsanlar sofralarına et yemeği koyamıyorlar. Borçlarını ödeyemiyorlar. Evlerinin masraflarını ödeyemiyorlar. Kışın donuyorlar. Doğalgaz fiyatlarını %35 zam yapmışlar. İnsanlar diyor ki ben evimde ısınamıyorum. Bunlar Türkiye'nin gerçek gündemleri. Şimdi çok açık söyleyeyim, bizim kimseye verilmiş bir sözümüz falan yoktur bu konuda. Hafta sonunda büyükşehir belediye başkanlarımız buraya geldiler ve gerçekten önemli bir hayvancılık projesini dinlediler, tartıştılar. Burada nereye doğru gidilebilir ona baktılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tür projelerin içinde milletimizin yaşam standartlarını, yaşam şartlarını ucuzlatacak, rahatlatacak önlemlerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Evet. Efendim, hafta sonuna doğru İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hakkı Savunanlar platformundan bazı isimlerle görüştüler ve bu görüşmenin sonunda Sayın İmamoğlu Kürtçe kurslar konusunda ısrarcı olduklarını ve kursları açacaklarını söylediler. Sizin bu konudaki görüşünüzü ve yaklaşımınızı merak ediyorum. Teşekkür ederim. Yani kurs açmak yasak mı? Evet. Dillendirilen erken seçim iddiaları da var. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Çünkü AK Parti'de bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nu algı yaratmakla suçluyor, eleştiriyor. Onun dışında bu Adalet Bakanı ile bir grubun aralarındaki sürtüşmeden kaynaklı olarak FETÖ borsası iddiaları yeniden gündeme geldi. Bunu dile getiren de bir AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Şimdi FETÖ borsası konusu ilk defa Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Bunun en somut örneklerinden birinde İzmir'de bir iş adamının öldürülmesi sırasında gördük. Ama şu anda bu FETÖ borsası içinde ülkenin yetkili kişilerinin, avukatlarının yargıya çeşitli müdahaleler yaptığını, aslında FETÖ ile ilişkileri açık olan bir iş adamını savunduklarını dikkatle izliyoruz. Hep söylüyoruz. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadıkça ülkede bu işi çözmek mümkün değil. Yani insanların vicdanı sızlıyor. Birileri parası var, pulu var, siyasi gücü var diye
FETÖ ile iltisaklı olmasına rağmen hiçbir takibata uğramıyor. Öbür taraftan kanun hükmünde kararnamelerle devletteki görevlerinden atılan bir sürü insan gidiyorlar mahkemelerde beraat ediyorlar. Bar bar bağırıyorlar geri dönelim diye bir türlü geri dönemiyorlar. Burada çok yani hukukla ilgisi olmayan, hukuk devletinin yapmaması gereken son derece sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir an evvel hukukun yoluna dönülmesi lazım. Terörle mücadelede hukukla mücadele edeceksiniz. O zaman başarılı olursunuz. Diğerinde mağdur yaratırsınız. Ondan sonra da başka işler başka noktalara doğru gidebilir. İlk sorduğunuz soru neydi? Onu evet. Onu zaten her basın toplantısında konuşuyoruz. Bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar, bizim gündemimizde erken seçim yok. Ama şöyle bir şey olursa, yani iktidar derse ki ben artık yönetemiyorum. Ben bu işin üstesinden gelemiyorum. Ben metal yorgunuyum. Onun için mühürü sahibine iade ediyorum. Biz de bundan kaçmayız. Çağdaş Özarslan'a efendim iki sorum olacak. Erken seçimle ilgili Sayın Genel Başkan'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte AKP-MHP ittifakı erken seçime gidecek diye bir net bir ifadesi var. Bir beklenti hakim anlaşılan CHP kanadında. İkinci sorum da IMF görüşmesiyle ilgili. Gizli olduğu konuşuluyor. Basına duyurulmadı bilgi ama görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerin ortaya çıkması muhalefetin takip edildiği, muhalefette takip ediliyoruz kaygısı uyandırıyor mu sizce de? Gizli olan bir şey yok. Yani gizli olan bir şey yok. Bir kısım basın mensubu arkadaşımız oradaydı. Fotoğraf da çektiler. Soru da sordular. Dolayısıyla bu konuda bizim bu işin takip edildiğimiz doğrudur da bizim bu konuyla ilgili olarak herhangi bir takip edildiğimiz yönde bir endişemiz yok. Yani bakın şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gizlilik olur mu? Yani böyle gizlilik olur mu? Muhalefet IMF'nin daveti üzerine bir yere gidecek. Orada görüşmeler konuşulacak. İşte ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz, değerlendirmiyorsunuz. Bütün dünyada yapıldığı gibi bu tür bir müzakere yapılacak ve bu gizli kalacak. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Niye gizli olsun? Bir şey daha sordunuz. Erken Genel Başkanımızın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ifadelerine açıkçası ben de baktım. Gördüğüm şey şu. Diyor ki bunlar şu anda baktığımız zaman size bu iktidar bu ülkeyi yönetebiliyor gibi gözüküyor mu? Bir an önce dümeni ellerine alamazlarsa işin nereye doğru gittiği belli. Yani işin nereye gittiğini söylüyor genel başkanımız. Evet. Kanal 7 televizyonu. Efendim bu IMF görüşmesinde gizlilik olduğu kadar şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan önceki söylemlerinde hep IMF'li hükümetin görüşmesine atıfta bulunarak IMF'den yararlanacağına dair açıklamaları var Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve bu çerçevede daha böyle bir görüşme hükümet bağlamında bir görüşme ortaya çıkmamışken eleştiren bir parti olarak siz IMF'le muhatap haline geliyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu kendi partinizde bir ikilem oluşturmuyor mu bu söylemlere bağlı olarak? Teşekkür ederim. İktidar IMF ile 4. madde görüşmeleri kapsamında ne kadar muhatapsa biz de muhalefet olarak o kadar muhatap olduk. Ama ben burada iktidarda çok ciddi bir endişe, kaygı görüyorum. Yok efendim gizli ajandaymış. Yok gayri şeymiş, kanuniymiş. Ya bunlar nereden çıkıyor? Hele hele bunu IMF'de icra direktörü olarak gönderdiğimiz birinin söylemesi oldukça garip. Demek ki IMF'nin kurallarını bilmiyor. Ya ben açık söyleyeyim. Biz IMF'nin bütün dünyada muhalefette görüştüğünü biliyoruz. Davet onlardan geliyor. Gidiyoruz, konuşuyoruz. Ne söylediğimiz de belli. Ama
Eğer bundan icra direktörünün haberi yoksa, hazinenin haberi yoksa o bizim meselemiz değil. Biz kimseden bir şey gizlemedik, gittik, konuştuk, geldik arkadaşlar. Dördüncü madde gözden geçirmesi derler. Yani iktidar yetkilileriyle de görüşürler mi bu IMF heyeti? Tabii görüşmez olur mu? Yani gelir, iktidar yetkilileriyle görüşür. Biraz önce söyledim. Bürokratlarla görüşür. İktidardaki siyasilerle görüşür. Ondan sonra iş alemiyle görüşür. Akademisyenlerle görüşür. Muhalefetle görüşür. Çok açık söyleyeyim. Ben hazine müsteşarı olduğum dönemde uluslararası para fonu heyetleri geldiğinde muhalefetle görüşürlerdi. Bu kapsamda daha iktidara gelmeden önce 2002 yılında defalarca Adalet ve Kalkınma Partisi ile görüştüler. Yani orada bir komplo mu vardı? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Öküzün altında buzağı aramayın. Her şey açık. Periyodik, önemli. Amerika'ya da bu ziyareti yaparlar. Yeni Zelanda'ya da bu ziyareti yaparlar. Türkiye'ye de bu ziyareti yaparlar. Yani uluslararası para fonuyla bir standby anlaşması olsun olmasın. Uluslararası para fonu bizim de ortağı olduğumuz, şu anda yönetiminde bir icra direktörü bulundurduğumuz uluslararası para fonu üye ülkelerin ekonomilerini her yıl veya iki yılda bir dördüncü madde kapsamında denetler, raporlarını dünyaya açıklar. Bu onun hem üyesi olan ülkeye hem de üyesi olan, yani ülkeye hem de üyesi olan diğer ülkelere olan borcudur. Sistemin birbirinden ne olduğunu, ne bittiğinden haberi olması lazım. Bu çerçevede de gelirler, denetlerler. Yani bu rutin, normal bir iştir. Ama yönetimdeki iktidarın çağırması lazım. Buyurun gelin, dördüncü madde gözden geçirmeleri için hazırız demesi lazım. Demek ki demişler. Siz duydunuz mu geldiklerini? Bir açıklama var mıydı? Vakti zamanında dördüncü madde gözden geçirmesine IMF heyeti geldiğinde biz açıklardık. Bu ülkede saydamlığın ne hale geldiği açık seçik ortada. Onun için gelişmiş, medeni ülkeler ne yapıyorsa bu IMF ile ilişkilerde bizim de onu yapmamız lazım. Ama ülke ekonomisinin de bu saatten sonra IMF'den borç alır hale getirmememiz lazım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun, size de cevap vereyim. Buyurun. Ulusal Kanal'dan Seda Akgüz. IMF kapsamında ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Kemal Derviş ile birlikte görev yapmıştınız. Kemal Derviş'in ekonomi politikalarının yanlış olduğunu düşünüyor musunuz bu kapsamda? 2001 krizi yaşanmıştı. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim size. Eğer o dönemdeki ekonomi politikaları yanlış olmuş olsa, tabii her dönemin kendine özgü politikaları vardır. Ama o dönemdeki sorunların üstesinden gelmek için izlenen politikalar yanlış olmuş olsaydı, bu iktidarın bu kadar yanlışına rağmen bu ekonomi bu kadar idare edemezdi. Evet, teşekkür ediyorum.